Betül, günün ikinci hissesi Turkcell'di. Ne dersin Turkcell için? Baktığımız zaman Eda 2021-2022 yılları arasında genel itibariyle telekomünikasyon sektöründe zayıf bir seyir vardı. Bunun arka planında enflasyonist ortam, tabii ki taahhütlü olan kontratlı olan sistemlerde genel itibariyle baskı altında kalmasında etkili olan gelişmeler başlıklar olarak takip edilmişti. Ancak burada hem telekomünikasyon sektörünü baz aldığımız zaman üçüncü çeyrek itibariyle bir toparlanma söz konusu. Dördüncü çeyrek itibariyle de pozitif beklediğimiz sektörler arasında pozitif performans sergilemesini beklediğimiz sektörler arasında bulunuyor. Burada Turkcell hissesinde hatırlayacak olursak 12 Ekim ayında model portföyümüze eklemiştik. Buradaki hedef fiyatımız da 43.93 seviyesinde. Önümüzdeki dönemde bilançonun açıklanmasının ardından muhtemelen burada da bir revizyon söz konusu olacaktır. Baktığımızda ikinci çeyrekler sonrasında üçüncü çeyrek beklentileriyle birlikte endeksteki toparlanmayla birlikte Turkcell hissesinde de Ağustos ayından bu yana yukarı yönlü bir ivmenin korunduğunu takip ettik. Hatta yükselen trend kanalının üst bandının kırılmasıyla birlikte ivme artışı kaydetti ve hissede tüm zamanların zirvesi olan 43.36 seviyesi test edildi. Ocak ayı itibariyle bu ay içerisinde bir hareketti bu. Biraz önce benzer görünümü Aselsan'da da gördük. Endekste yaşanan sert satışlarla birlikte bu tarafta da bir realizasyon söz konusu oldu ve buradaki geri çekilme yaklaşık 30 lira seviyelerinden geri döndü. Burada tekrar tepki alımlarının öne çıktığını takip ediyoruz. Dün itibariyle de pozitif bir seyir vardı ancak bugün itibariyle burada biraz daha yatay zayıf seyirin kaldığını takip ediyoruz. Burada ortalamaların üstünde tutunma pozitif değerlendirdiğimiz gelişmeler, diğer bir katalizör dördüncü çeyreğe ilişkin beklentiler. Evet, Türk Telekom'da da benzer bir tablo söz konusu. Türk Telekom ve Turkcell hisseleri üzerinde dördüncü çeyreğe dair beklentiler, hisseler üzerinde pozitif etki yaratmasını beklediğimiz gelişmeler. Burada kısa vadede 38.54, devamında 40.68 ve zirvenin bulunduğu 43.36 seviyeleri yukarıda takip edilebilir. Biraz önce aynı yorumu Aselsan için de yaptım. Orta uzun vade telekomünikasyon tarafından portföyüne bir hisse eklemek isteyen yatırımcılar Turkcell hissesini geri çekilmeleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir ve portföyüne eklemek istiyorsa bu seviyeler Turkcell özelinde gayet uygun, iskontolu, makul diyebileceğimiz seviyeler. Dediğim gibi araştırma birimimizin hedef fiyatı da 43.93 seviyesindeydi. Şu an için tüm zamanların zirvesi 43.36 seviyesinde bulunuyor. Burada tablo ne zaman terse döner? İstersen bundan bahsedelim. Burada 30 liranın altına bir sarkma yaşanacak olursa Ağustos ayından bu yana takip ettiğimiz yükselen trend kanalı da 27 lira seviyesinden geçiyor. 30 lira ilk aşamada, devamında 27 lira altında bir kapanış söz konusu olacak olursa baskının artış kaydettiğini görebiliriz. Ancak dediğim gibi şu an için beklentiler yukarı yönlü ve en pozitif görünümünü koruyor diyebiliriz. Böylelikle günün hisse analizi yayınlarımızın da sonuna geldik. Sizler iki hisseyi seçtiniz. Betül Asilkan da sizler için değerlendirdi. Çok teşekkürler Betül. Rica ederim. İyi seanslar dilerim. Yayınlarımız devam ediyor. Kaçırmamanız adına kanala abone olmayı unutmuyoruz. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Hoşça kalın.